Herkese yeniden merhaba. Bugün yeni bir kitaplık turu videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız kitaplığımı renklerine göre düzenlemiştim. O düzenleme benim için ne yazık ki çok uzun süreli bir şey olmadı. Yeni aldığım kitapları rafta yer bulup kitaplığa yerleştiremiyordum. Aynı zamanda aradığım bir kitabı bulmak da çok zorlaşmıştı. O yüzden de tekrar eski haline döndürdüm. Şu anda yayın evi ve yazar bazında bir düzenleme var. Bu halinde de henüz düzenini bozmamışken sizlere bir kitaplık turu çekeyim istedim. Çok güzel aksesuarlar aldım. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak bu rafla başlayalım. Burada klasik kitaplarım var. Bu rafta öncelikli olarak İş Bankası Kültür Yayınları'nın Hasan Ali Yücel klasikleri ve daha sonrasında da modern klasikleri var. İlk olarak bir raftan bahsedip daha sonrasında o rafta önerdiğim kitaplardan söz edeceğim. Ve sizlere de bu video boyunca bir sürü kitap önerisi çıkmış olacak. Büyük ihtimalle 100'ün üzerinde kitap önerisi olacak. Bu arada fiyatuygun.com'dan şöyle çok ama çok tatlı bir led ışık aldım. Gerçekten yaprak gibi duruyor ve ışığı falan da çok güzel. Çok da uzun bir şey. Bayağı şuraya kadar gitti. O kadar tatlı duruyor ki özellikle şu anda birazcık gündüz vakti çektiğim için ışık çok belli olmuyor. Bir de böyle hava birazcık kararırken çekeceğim. İnanılmaz güzel duruyor. Çok çok beğendim ve çok da kaliteli böyle. Şunlar gerçek yaprak gibi duruyorlar. Çok hoşuma gitti. Aşağıya linkini bırakmış olacağım. Bakabilirsiniz. Şimdi bu rafta Hasan Ali Yücel serisiyle başlayalım. Thomas More'dan Ütopya, William Shakespeare'dan Bir Yaz Gecesi Rüyası, Hamlet, Macbeth, Romeo ve Juliet, Rainer Maria Rilke'den Duino Ağıtları, Erasmus'tan Deliliğe Övgü, Gogol'dan Bir Delin Hatıra Defteri, Palto Burun, Goethe'den Genç Werther'in Acıları, Victor Hugo'dan Bir İdam Mahkumunun Son Günü ve Sefiller. Daha sonrasında burada modern klasikler başlıyor. Hasan Ali Yücel dizisinden bu kadar kitabım varmış. Stephen Zweig'la başlıyoruz. İlk olarak Kendileriyle Savaşanlar, Amok Koşucusu, Geçmişe Yolculuk, Satranç, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Bir Çöküşün Öyküsü, Mecburiyet, Korku, Ay Işığı Sokağı, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat, Lyon'da Düğün, Olağanüstü Bir Gece ve Gömülü Şam'dan, daha sonrasında Jules Verne'den Doktor Ox'un Deneyi, Anton Chekhov'dan Martı, Vişne Bahçesi, Altıncı Koğuş, Lewis Carroll'dan Alice Harikalar Diyarında, Lou Andrea Salome'den Feniçka, Arayışlar, Halil Cibran'dan Ermiş, Franz Kafka'dan Dönüşüm, Bulgakov'dan Köpek Kalbi, Oscar Wilde'dan Mutlu Prens, İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nda Kısa Öykünün Büyük Ustaları derlemesi, Maria Rilke'den Bütün Şiirlerinden Seçmeler, Jack London'dan Ateşi Yakmak ve Vahşetin Çağrısı, William Golding'den Sineklerin Tanrısı, Scott Fitzgerald'dan Muhteşem Gatsby. Modern klasikler dizgisi de bu kadardı. Daha sonrasında Sait Faik'ten Son Kuşlar, Leyla Erbil'den Karanlığın Günü, Ahmet Arif'ten Leyla Erbil'e Mektuplar, Leylim Leylim var ve Mark Haddon'dan Süper İyi Günler var. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki ben bu kitapların hepsini zaten çok çok seviyorum ve birçoğu zaten hani kendini kanıtlamış kitaplar olduğu için de işte bunu öneriyorum, bunu önermiyorum demek çok doğru gelmiyor tabii ki ama benim favorilerim hangileri onlardan biraz bahsedeyim. Öncelikle Sefilleri ne kadar çok sevdiğimi beni bir süredir tanıyorsanız, takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Victor Hugo en sevdiğim yazarlardan bir tanesidir ve Sefiller kitabı da benim kalbimde, gönlümde çok ayrı bir yere sahiptir. Aynı şekilde Bir İdam Mahkumunun Son Günü'nün de Victor Hugo'nun değerli düşüncelerini büyük ölçüde yansıttığını düşünüyorum. Onun dışında Gogol'un bu kitabında da birçok öyküsü var aslında. Sadece Bir Delin Hatıra Defteri ya da Palto yok. Bayağı bir öykü var içerisinde. Gogol'la tanışmak için harika bir kitap olduğunu düşünüyorum. Shakespeare'in tüm oyunlarını çok sevmekle birlikte Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı çok eğlenceli, çok keyifli buluyorum. Thomas More'un Ütopya'sı da beni okuduğum zaman çok etkilemişti. Bütün kitapları önerdim herhalde zaten yani pek seçici olduğumu söyleyemeyiz. Modern klasiklere gelecek olursak Stephen Zweig'ın bütün kitaplarını okuyun zaten. Gözüm kapalı hepsini sizlere öneririm. Kısma gelecek olursak da Anton Chekhov'dan Altıncı Koğuş'u çok çok sevmiştim. Mental rahatsızlıklarla ilgili bakış açınızı kesinlikle değiştirebilecek ilginç bir konusu vardı ve yine çok etkileyici olduğunu düşündüğüm bir kitaptı. Onun dışında Lou Andrea Salome'nin kitaplarını okuyabilirsiniz. Feminist yazarların başını çeken ilk öncülerden bir tanesidir kendisi. Öykü seviyorsanız eğer şu derlemeyi okuyabilirsiniz. İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nda Kısa Öykünün Büyük Ustaları. Birçok yazarın kısa öyküleri yer alıyor içerisinde. Jack London'da yine bu sene tanışıp
çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Özellikle Vahşetin Çağrısı beni çok etkilemiş bir kitaptı. Ahmet Arif'i ne kadar çok sevdiğimi defalarca kez söylemişimdir herhalde. Burada Leyla Erbil'e olan karşılıksız aşkının mektuplarını görüyorsunuz. Ahmet Arif'in o cesur tavrına, saf ve temiz sevgisine hayran oluyorsunuz. Çok sevdiğim bir mektup kitabıdır. Süper İyi Günler de Mark Haddon'dan kesinlikle herkesin okuması gerektiğine inandığım bir kitap yine. Çünkü otizmle ilgili farkındalık aşılaması açısından çok faydalı olabileceğine inanıyorum. Çok güzel ve çok sıcak bir hikayeyi barındırıyor içerisinde. Can Yayınları'ndaki kitaplarıma gelecek olursak Susanna Tamaro'dan Yüreğimin Sesini Dinle, Patrick Süskind'den Koku, Jack London'dan Adem'den Önce, Antonia Tobucci'den Önemi Olmayan Küçük Yanlış Anlamalar, Patrick Modiano'dan Bir Gençlik, Feride Çiçekoğlu'ndan Uçurtmayı Vurmasınlar, Laura Esquivel'den Acı Çikolata, Herman Hesse'den Doğu Yolculuğu, Yekta Kopan'dan Aile Çay Bahçesi, Ece Temel Kur'an'dan İyilik Güzellik, George Orwell'dan Hayvan Çiftliği, Mark Levy'den Birbirimize Söyleyemediğimiz Onca Şey, Sonsuzluk İçin 7 Gün ve Gelecek Sefere. Klasiklere gelecek olursak Jane Austen'dan Emma, Charlotte Bronte'den Jane Eyre ve Machiavelli'den Prince. Paulo Coelho'nun Portobello Cadısı kitabı var. Yine bir Susanna Tamaro var burada, sonsuza kadar. Mark Levy'den Sizi Tekrar Görmek, Keşke Gerçek Olsa ve Gölge Hırsızı. Paulo Coelho'dan Akra'da Bulunan El Yazması, Piedra Irmağı'nın Kıyısında Oturdum Ağladım. Gabriel Garcia Marquez'den, pardon Garcia diye okunuyormuş ama Garcia diye okumak bana çok garip geliyor. Paulo Coelho'nun Simyacı'nın 25. yıl özel baskısı, Paulo Astur'dan Kırmızı Defter, Vasconcelos'tan Şeker Portakalı ve Güneşi Uyandıralım. Nazlı Eray'dan Aşk Artık Burada Oturmuyor, Susanna Tamara'dan Yüreğinin Götürdüğü Yere Git, Herman Hesse'den Siddhartha ve Damien. Burada minik bir kitap ayracı koleksiyonum var. Gerçekten minik bir şey ama içerisindeki ayraçları çok seviyorum. Belki bir gün gösteririm hepsini size. Daha sonrasında yine isterseniz YKY'ye kadar devam edelim. Sonrasında şurada bitirelim. Paulo Coelho'dan Veronica Ölmek İstiyor ve Casus. Ece Temel Kur'an'dan Biz Burada Devrim Yapıyoruz Signorita iç kitabı ve Bütün Kadınların Kafası Karışıktır. Mahir Ünsal Eriş'ten Sarı Yaz. Yekta Kopan'dan Sıradan Bir Gün ve Sakın Oraya Gitme, Cemil Kavukçu'dan Uzak Noktalara Doğru, Thomas Mann'dan Venedik'te Ölüm, Franz Kafka'dan Dava, Mark Levy'den Korkudan Güçlü Bir Duygu, Berna Durmaz'dan Karayel Üşümesi, Romain Portelas'tan Eyfel Kulesi Kadar Kocaman Bir Bulutu Yutan Küçük Kız, Gabriel Garcia Marquez'den Kırmızı Pazartesi, Umberto Eco'dan Gül'ün Adı, George Orwell'dan 1984, Albert Camus'dan Yabancı ve Patrick Süskind'den Aşk ve Ölüm Üzerine. Bu kısımdan sizlere önermek istediğim kitaplara gelelim şimdi. Susanna Tamaro'nun Yüreğinin Sesini Dinle ve onun önceki kitabı olan Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitaplarını ben çok çok seviyorum. Benim böyle içimi ısıtan çok güzel hikayeleri var ve aynı zamanda kullandığı cümleler, verdiği öğütler, anlattığı şeyler de çok hoşuma gidiyor. Ve Adem'den önce de böyle kolektif bilinçin izlerini taşıyan çok ilginç, çok otantik bir kitaptı. Çok kendine has bir kitaptı. Onun dışında Laura Esquivel'in Acı Çikolata kitabını çok seviyorum. İçerisinde hem yemek tarifleri hem de bir hayat hikayesini barındıran bir kitap. Yekta Kopan'dan Aile Çay Bahçesi'ni çok çok severim. Çok ilginç bir öykü bence. George Orwell'dan Hayvan Çiftliği, hani diyecek söz yok zaten, tamamen kült bir eser. Mark Levy'nin bu kitaplarını seviyorum aslında ama şuradaki kitaplarını biraz daha fazla seviyorum. O yüzden onlara gelince bahsedeceğim Mark Levy'den. Jane Austen'ın Emma'sını ben çok sevdim. Çok keyifli okuduğum bir klasikti. Ve klasik kitapların sadece böyle çok ağır ve zorlayıcı kitaplar olmadığını da ben ilk Jane Austen'la keşfetmiştim zaten. Gurur ve Önyargı'yla keşfetmiştim. Emma da yine bunu destekleyen bir kitap oldu. Aynı zamanda BBC yapımı dizisini de izledim. Ona da bayıldım. Tamamen birebir bir uyarlamaydı bence. Çok başarılıydı. Mark Levy'den Keşke Gerçek Olsa ve onun devamı niteliğindeki, tabii ters yapmışım ben ama, Sizi Tekrar Görmek kitaplarını ben çok seviyorum. Çok tatlı bir aşk hikayesini anlatıyor bence. Biraz içerisinde fantastik ögeler de bulunan bir kitap. Aynı zamanda Just Like Heaven diye bir film uyarlaması da var. Mark Buffalo oynuyor. Bence mutlaka bir bakmalısınız. Edra Irmağı'nın Kıyısında Oturdum Ağladım, Paulo Coelho'nun en sevdiğim kitaplarından bir tanesi.
Bu kısma gelecek olursak Herman Hesse'den Damien, Benim Kalbimi Çalmış Bir Kitap. İnanılmaz güzel bir büyüme hikayesi, bir kendini bulma hikayesi. Eminim çok seveceksinizdir. Eski Can Yayınları kitapları toplamayı ben çok seviyorum açıkçası. Bana böyle bir mutluluk veriyorlar. Gerçekten kendimi kitap okuyormuş gibi hissettiğim anlar bu kadar eski kitapları okuduğum zamanlarda oluyor. O yüzden bu kitapların böyle duruşunu falan çok çok seviyorum. Şeker Portakalı serisini zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Önermeme gerek yok. Paul Auster'la tanışmak için de Kırmızı Defter'i şiddetle öneriyorum. Bu kısma gelecek olursak da Paulo Coelho'dan Veronica Ölmek İstiyor, Casus, inanılmaz güzel kadın hikayeleri. Aynı şekilde Piedra Irmağı'nın kıyısında oturdum ağladım da aynı şekilde harika bir dönüşüm, değişim hikayesi. Burada belki Casus'u ayrı tutabiliriz. Çünkü o gerçeklere dayanan, gerçek bir insanın hayat öyküsüne dayanan bir kitap ve burada anlatılan kadının hikayesini okuduğunuz zaman sizin de çok etkileneceğinizden eminim. Yeni okuduğum, yeni tanıştığım bir yazar Cemil Kavukçu. Çok sevdim öykülerini. Uzak Noktalara Doğru kitabını öykü sevenlere kesinlikle tavsiye ederim. Yine bir öykücü olan Berna Durmaz'ın Karayel Üşümesi kitabında çok güzel, çok sıcak öyküler vardı. Yine beni çok etkilemişti. Ve Eyfel Kulesi kadar kocaman bir bulutu yutan kız da sevgi üzerine yazılabilecek en tatlı, en güzel romanlardan bir tanesiydi. George Orwell'ın 1984'ünü zaten duymayan, bilmeyen yoktur. Şimdi geldik Yapı Kredi Yayınları'na. İlk olarak Mines Öğüt kitapları var. Deli Kadın Hikayeleri, Gergedan, Beş Sevim Apartmanı, Madame Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey. Daha sonrasında Tezer Özlü'den Yaşamın Ucuna Yolculuk, Erland Lowe'dan Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Kadının Fendi ve Doppler, Herman Hesse'den Bozkır Kurdu, Orhan Veli'den Yalnız Seni Arıyorum, Özdemir Asaf'tan Yalnızlık Paylaşılmaz, Cemal Süreya'dan Üvercinka, Amin Maloff'dan Semerkant, Ömür İklim Demir'den Muhtelif Evhamlar kitabı, Oliver Sacks'tan Kalırsınız Şapka Sanan Adam, Sabahattin Ali'den Kuyucaklı Yusuf, Değirmen, Sırça Köşk, Sadık Hidayet'ten Kör Baykuş, Edip Cansever'den Yerçekimli Karanfil, Özdemir Asaf'tan Lavinia, Yaşar Kemal'den İnce Mehmet. Bu kısımdaki önermek istediğim kitapları hemen önereyim çünkü daha sonrasında Harry Potter'lara geçiyor zaten. Mines Öğüt'ün bütün kitaplarını çok çok seviyorum ama özellikle Deli Kadın Hikayeleri beni çok etkileyen cümlelere, çok etkileyen öykülere sahipti ve gerçekten uzun süre etkisinden çıkamadığım bir kitap olmuştu. Erland Lowe'nun Doppler'ini bu kanalda ve Instagram hesabımda kaç defa anlattım, kaç defa önerdim bilmiyorum. Çok sevdiğim bir yazar, çok sevdiğim bir kitap ama sonrasında çıkartılmış olan Bildiğimiz Dünyanın Sonu devam kitabı niteliğinde olduğu söylenmesine rağmen benim çok hayal kırıklığına uğradığım bir kitaptı ne yazık ki ve bitiremediğim bir kitaptı. Sanırım yayın evinde bir hata mı olmuş, ikinci kitap yerine üçüncü kitap mı basılmış, o tarz şeyler olmuş sanırım. Ama yine de gerçekten Doppler'e hiç uymayan bir kitap olduğunu düşünmüştüm ve okuyamamıştım zaten. Kadının Fendi'ni de henüz okumadım. Orhan Veli'den Yalnız Seni Arıyorum, Nahit Hanım'a yazdığı mektuplardan oluşuyor ve o kadar samimi, o kadar güzel mektuplar var ki içerisinde Orhan Veli'ye çok farklı bir yönden bakmanızı sağlayacaktır eminim ki. Ömür İklim Demir'in Muhtelif Evhamlar kitabı çok sevdiğim öykü kitaplarından bir tanesidir. Özellikle ilk 3 öyküye bayılmıştım. Sabahattin Ali'nin kitaplarını zaten benim size önermeme gerek yok. Ne kadar iyi olduklarını, ne kadar değerli olduklarını biliyorsunuz. Oliver Sacks'tan Karısını Şapka Sanan Adam ise sinir bilimle ilgilenenlere kesinlikle önerim olacak. Çok çok ilginç hastalıklar, çok ilginç vaka hikayeleri var içerisinde. Zaten psikoloji okumak isteyenler için bir kitap önerisi videosu yapacağım. Kesinlikle yer vereceğim bir kitap olacak. Yaşar Kemal'den İnce Mehmet ise en kısa zamanda devamını okumak istediğim bir kitap. Bu rafa gelecek olursak burayı da Harry Potter için hazırladım. Burada sadece 5 tane kitap var aslında ama benim 10 yaşında bir kuzenim var Özgür. Ona vermiştim 3. ve 4. kitapları. Böyle minik Harry Potter figürlerim var. Silgi aslında bunlar. Tabii çok figür demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bunları Primark'tan almıştım. Bu tarz bir koleksiyon yapıyorlardı. O zaman almıştım. Çok tatlı. Özellikle Hermione çok çok şeker. Lightbox'ta yeni aldım. Zaten çok istediğim bir şeydi ve kitaplıklarda inanılmaz tatlı durduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda çalışma masamda falan da denedim. Orada da çok güzel görünüyordu. Böyle ışığını da açabiliyorsunuz. Bence inanılmaz güzel duruyor ve kitaplığa da çok yakıştığını düşünüyorum. Kitaplığım için aldığım bütün aksesuarları aşağıya linklemiş olacağım. Evin başka köşelerinde kullanmak için de çok tatlı böyle LED ışıklar falan aldım. Onları da linklemiş olurum aşağıya. Göz atabilirsiniz. Özellikle bu Lightbox'ların çok çeşitli versiyonları var. Ben
bende A5 boyutunda var ama daha büyük böyle 3 tane satır yazabileceğiniz versiyonları da var. Onlara da bakabilirsiniz. Bir aşağıdaki rafta ise Sel yayınları var. Direkt bütün yayın evinin kitaplarının tek bir rafa sığmış olması benim çok hoşuma gitti. İlk olarak İshak Uygar Eski Cihan'dan Zift kitabı var. Fabien Betting'den Mesmenya'dan Sevgiler. Esra Pekin'den Lilith. Ah Muhsin Ünlü'den Gidiyorum Bu. Deniz Gezgin'den Ahraz. Joseph O'Connor'dan Denizler Yıldızı. Melisa Kesmez'den Bazen Bahar ve Nohut Oda. Truman Capote'dan Tiffany'de Kahvaltı. Zeynep Kaçar'dan Kabuk. Harper Lee'den Bülbül'ü Öldürmek. Andrea Asiman'dan Adınla Çağır Beni. Steinbeck'ten Gazap Üzümleri ve İnci. Margaret Duras'tan Sevgili. Alenda Botton'dan Aşk Dersleri. Janet Winterson'dan Vişnenin Cinsiyeti. Osamu Dazai'den İnsanlığımı Yitirirken. Eduardo Galeano'dan Aynalar. Karen Horn'dan Çağımızın Nevrotik Kişiliği. Bu hafta size önermek istediğim ilk kitap Fabien Betting'den Mesmenya'dan Sevgiler. Bu kitabı sanırım size iyi hissettirecek ya da komik kitaplar videosunda. Hangisi olduğunu şu an hatırlayamadım ama ikisinden birinde önermiştim zaten. Okurken çok keyif aldığım, böyle eğlendiğim bir kitap olmuştu. Çok sevmiştim. Esra Pekin'den Lilith ise harika bir romandı bence ve mitolojiyle, dini metinlerle modern zamanı birleştiren çok güzel bir anlatımı vardı. Melisa Kesmez en sevdiğim öykücülerden bir tanesidir. Bu iki kitabını okudum ve çok sevdim. Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz de en kısa zamanda okumak istiyorum. Onun dışında Bülbül'ü Öldürmek çok çok iyi bir kitaptı ve hem ırkçılık konusunda hem de bir çocuğun büyüdüğü ortamın onun için ne kadar önemli olduğu konusunda harika bir romandı bence. Adınla Çağır Beni ise şiirsel bir anlatım tarzı olan, çok etkileyici bir anlatım tarzı olan ve LGBT temalı bir kitaptı. Hem bir büyüme öyküsü hem bir aşk öyküsüydü. Benim çok hoşuma gitmişti. Filmi de aynı şekilde çok güzeldir. John Steinbeck'ten İnci ise beni en az Fareler ve insanlar kadar etkilemiş bir kitaptı. Gazap Üzümlerini henüz okumadım. Arkadaşlarımın doğum günü hediyesiydi. Belki bu yaz okuyabilirim. Daha sonrasında Eduardo Galeano'dan Aynalar da yine çok beğendiğim bir kitap olmuştu. Galeano'nun alternatif bir tarihçilik anlayışı olduğunu düşünüyorum ve o anlayış benim çok hoşuma gitti açıkçası. Evrenin başlangıcından, dünyanın, insanlığın başlangıcından bu yana gelişen olayları ve önemli bulduğu noktaları böyle çok kısa kısa anekdotlarla anlatmıştı. Çok sevdiğim bir kitap olmuştu o yüzden. Burada ise İtaki yayınlarından aldığım kitaplar var genel olarak. Şunlar durmuyordu o yüzden böyle tutuyorum. Neyse birazcık da yamuk dursunlar. İlk olarak Sandman serisinin ilk 3 kitabı var ve yanlış bir şekilde koymuşum. 3-2-1 diye koymuşum. Neyse ben bunu düzelteceğim. Biraz aceleyle yaptık da o yüzden sanırım bazı noktalarda böyle sıralamalarda falan hatalar var. Ama sonra ben düzeltirim onları. Edgar Allan Poe'dan bütün şiirleri var. Neil Gaiman'dan İskandinav mitolojisi kitabı. And the Wire'dan Marslı ve Artemis. Ve psikomitoloji kitabı var. Bilgin Saydam ve Hakan Kızıltan'ın editörlüğünü yaptığı. Tolkien miraslı kitaplarım burada duruyorlar. Böyle baş köşeye koymak istedim onları. Daha sonrasında burada bu kitabı var Nihan Kaya'dan. Ve sonrasında şu kısım tamamen bilim kurgu klasiklerine ait. Aldous Huxley'den Cesur Yeni Dünya. H.G. Wells'den Zaman Makinesi. Isaac Asimov'dan Ben Robot, Arthur C. Clarke'dan Çocukluğun Sonu, Ursula Le Guin'den Sürgün Gezegeni, Charlotte Perkins Gilman'dan Kadınlar Ülkesi, H.G. Wells'den Görülmez Adam, mesela H.G. Wells'leri şöyle yan yana koyabilirmişim. Son bilim kurgu klasiği ise James Tiptree Jr.'dan Uzaktan Kumandalı Kız. Bir tane de klasik kitap var. Neden Itaki'den klasik kitap alma ihtiyacı hissetmişim bilmiyorum ama Dostoyevski'den Beyaz Geceleri Itaki'den almışım. Güzel bir çevirisi vardı bu arada. Herhangi bir sorunu yoktu. Bu yayın evinden, bu raftan size ne önerebilirim? Neil Gaiman'ın bu serisini ben çok çok seviyorum. İnanılmaz güzel, büyülü bir dünyası var bence. Eğer çizgi roman okumayı seviyorsanız mutlaka göz atmalısınız. Onun dışında And the Wire'ın Marslısı en sevdiğim bilim kurgu kitaplarından bir tanesi. Çünkü çok komik, çok eğlenceli ve aynı zamanda da karakter olarak da harika yaratılmış bir karakter. O yüzden Marslı'yı çok seviyorum. Tolkien mirasına henüz yeni başladım ama Hobbit'le devam edeceğim. Çok seveceğimi umuyorum. Bilim kurgu klasiklerinden okuduklarım arasında Cesur Yeni Dünya, Zaman Makinesi, Ben Robot çok sevdiğim bilim kurgu klasikleri ve aynı zamanda ufkumu açtığını düşündüğüm, bana kesinlikle farklı bir bakış açısı kazandırdığına inandığım kitaplar. Zaten Cesur Yeni Dünya'nın ne kadar ünlü olduğunu biliyorsunuzdur. Zaman Makinesi de böyle Darwinyen bir bakış açısıyla yazıldığı için çok sevdiğim bir kitap olmuştu.
Onun dışında Dostoyevski'den Beyaz Geceler Dostoyevski'ye başlamak için, aynı zamanda klasiklere başlamak için harika bir kitap olabilir. Bir yandaki rafta ise Doğan Kitabı'nın kitapları var ve 3 tane de Alfa Yayın'ın kitapları var. Bakın bunları doğru yapmışım. 1-2-3 diye sıralamışım. İlk olarak Haruki Murakami'lerle başlıyoruz. 1Q84 The Strange Library, Tuhaf Kütüphane. Fırın Saldırısı, Sınırın Güneyinde Güneşin Batısında, Sahilde Kafka, Kadınsız Erkekler, Karanlıktan Sonra kitapları var. Daha sonrasında klasik bir kitap var. Yine böyle değişik yayın evlerinden değişik klasikler almışım. Sonrasında Zülfü Livaneli geliyor. Leyla'nın Evi, Huzursuzluk ve Kardeşimin Hikayesi kitapları var bende. Ilgın Olut'tan Neva, bu aşırı eski bir kitap. Yani ilk okuduğum kitaplardan bir tanesidir belki yani. Açıp baksanız 2012 etiketi falan görebilirsiniz. Batin Ali'nin 2 tane kitabı var Doğan Kitap'tan. Kürt Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan. Daha sonrasında da Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi serisinin 3 kitabı var. Bu raftan sizlere önermek istediğim kitaplara gelecek olursak, yani 1Q84'ü zaten biliyorsunuz, 50 kere bahsetmişimdir herhalde, en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Zaten Murakami'yi bu kadar çok sevmemin nedeni de 1Q84'tür. Daha önce Murakami okumadıysanız eğer, başlayabileceğiniz bir kitap soracak olursanız, Sahilde Kafka başlamak için çok uygun, Kadınsız Erkekler başlamak için çok uygun. Murakami'yi kesin okuyun ama hangi kitapla başlayacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten birazcık anlaşılması, alışılması zor bir yazar. O anlamda 1Q84 eğer cesaretiniz varsa ilk kitap olarak başlanabilir. Eğer yoksa da Sahilde Kafka, Kadınsız Erkekler okunabilecek ilk kitapları olabilir. Onun dışında Goryeo Baba'yı yeni okudum sayılır ve çok beğenmiştim açıkçası. Balzac'tan ilk okuduğum kitaptı ve çok hoşuma gitmişti. Sabahattin Ali'nin en sevdiğim kitaplarından bir tanesi İçimizdeki Şeytan da bu yayın evinden aldığım bir kitaptı. Zülfü Livaneli'den Leyla'nın Evi'ni en son okudum ve oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Güzel, sıcak bir hikayeydi bence. Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi serisine ise hala devam etmeye çalışıyorum. 4. ve 5. kitaplarını almam gerekiyor. Çok sevdiğim bir seri ama devam etmekte nedense çok zorlanıyorum. Bilim kurgu konusunda kült eserlerden bir tanesi, bence göz atabilirsiniz. Burası ise biraz daha görece karışık bir raf açıkçası. Kırmızı Kedi Yayınları var, Metis var, şurada böyle Zeppelin ve Kabalcı Yayınları falan var. Birazcık karıştırmışım açıkçası burayı. İlk olarak Yılmaz Özdil'den Mustafa Kemal kitabı var. İlk çıktığı zamanlarda bu kitabı bana babam almıştı hediye olarak ama ne yazık ki birazcık önyargılı olduğum için okumadım kitabı. Kitabın arkasında herhangi bir şekilde kaynakçı olmaması benim için birazcık güvenilirliğini azaltan bir durumdu. Dolayısıyla çok böyle önyargılıyım bu kitaba karşı. Siz okuduysanız, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ondan sonra Jose Saramago'lar geliyor. Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Filin Yolculuğu, Kabil ve Bilinmeyen Adanın Öyküsü, Şükrü Erbaş'tan Bütün Şiirleri, Yaşıyoruz Sessizce, Bağ Bozumu Şarkıları, Kuş Uçar Kanat Ağlar, Muriel Barber'den Kirpinin Zarafeti ve Gurmenin Son Yemeği, Sylvia Plath'ten Ariel, Sırça Fanus, Haydar Ergülen'den 40 Şiir ve 1, Enis Batur'dan Basit Bir Es, Oruç Araba'dan Hani, De Ki İşte ve İle, Birhan Keskin'den Yol, Bağ, Didem Madak'tan Pul Biber Mahallesi, Grapon Kağıtları ve Ahlar Ağacı, Usla Legüğün'den Yerdeniz Büyücüsü, Atuan Mezarları, En Uzak Sahil, Cioran'dan ya da Cioran'dan, tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum, Çürümenin Kitabı, Safet Murat Tura'dan Zor Problem Bilinç, Laing'den Düğümler, Bilge Karasu'dan Ne Kitapsız Ne Kedisiz, John Berger'den Görme Biçimleri, Val Green'den Bir Garip Aşk Öyküsü, Ong'dan Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Ötekin'i Dinlemek serisinden Carl Gustav Jung'un 4 Arketip kitabı, Stephen Zweig'den Freud, aslında bu kitabın şurada olması gerekiyordu çünkü Zeppelin kitap orada. Ve sonrasında da Kabalcı Yayınları'nın Yalom'dan bir setini almıştım. İlk Nokta internet alışveriş sitesinde bir böyle set hazırlamışlardı ve çok uygun fiyataydı. Bu 3 kitabı o şekilde almıştım. Ölüm Korkusunu Yenmek, Spinoza Problemi ve Annem ve Hayatın Anlamı kitapları var Irwin D. Yalom'un. Burada ise Zeppelin kitabın 90 dakikada felsefe serisinden 5 tane kitap var. Russell, Nietzsche, Foucault, Marx ve Platon'un hayat hikayeleri, felsefe konusundaki yolculukları anlatılıyor. Bu raftan size hangi kitapları önermek istiyorum? Jose Saramago'nun bütün kitaplarını çok seviyorum ama özellikle Kabil'i ve Filin Yolculuğu kitaplarını özellikle çok beğenmiştim. Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş da şu anda okuyorum. Şükrü Erbaş yine çok çok sevdiğim bir şair. Eğer şiir okumak istiyorsanız, şiir okumaya yeni başlıyorsanız Bağ Bozumu Şarkıları ondan önerebileceğim ilk kitap olabilir. Muriel Barber'dan Kirpinin Zarafeti defalarca anlattığım bir kitap burada. Sylvia Plath'den Sırça Fanus, yine çok çok sevdiğim bir yazar, çok sevdiğim bir kitabı.
Oruç Araba'dan The Kişte'yi çok seviyorum. Hani'yi de çok seviyorum. Onları da önermiş olayım. Onun dışında Birhan Keskin ve Didem Madak yine çok sevdiğim şairler. Ursula Le Guin'in Yerdeniz serisini okumadıysanız mutlaka okumanız gerekiyor. Berger'den Görme Biçimleri de yine bir şeylere bakış açımı değiştiren ve çok sevdiğim bir kitap olmuştu. Çok güzel bir anlatım tarzı var. Şöyle hatta içini de göstereyim. Onun dışında Yalom'dan Ölüm Korkusunu Yenmek. Yalom'un kendi düşüncelerine dürüstçe yer verdiği kitapları ben çok seviyorum. Bu kitabı da o yüzden çok beğenmiştim. Zeppelin'in 90 Dakikada Felsefe serisini aslında bir filozofu tanımak için çok uygun bulmuyorum. Ama bu filozoflarla ilgili önceden bir bilginiz varsa hali hazırda, o zaman işinize yarayacak bilgiler olabilir içerisinde. Çünkü daha çok bu filozofların kişisel hayatlarına, özel hayatlarına değiniliyor kitaplarda. Çok fazla onların öğretileriyle alakalı, felsefeleriyle alakalı çok fazla bir şey verilmiyor. Daha doğrusu öncelikli olarak ona değinilmiyor. Dolayısıyla da eğer felsefe ilginiz varsa ve hali hazırda bir şeyler okuyorsanız bununla ilgili faydalanabileceğiniz bir seri. Ama daha önce okumadıysanız başlamak için çok uygun bir seri değil bence. Bu rafa geldiğimizde ise tam olarak kategorize edemedim bu kitapları ama psikoloji, felsefe gibi böyle daha çok kurgu dışı kitaplar var içerisinde. Yayın evi konusunda çok da homojen bir raf değil aslında. Şurada Domingo var. Burada Kolektif Kitap var. NTV, İş Bankası. Bir sürü yayın evi var. Şurada Koç Üniversitesi'nin yayın evi falan var. İlk olarak David Eagleman'dan Incognito kitabı var. Daha sonrasında Aşk ve Gurur ve Zombiler. Pat Smith'ten Çoluk Çocuk kitabı var. Sarah Bakewell'den Varoluşçular Kahvesi. Matt Haig'den Zamanı Durdurmanın Yolları. Pat Smith'ten Hayalperestler. Gary Small'un Bir Psikiyatristin Gizli Defteri kitabı var. Yuval Noah Harari'den 21. Yüzyıl için 21 Ders ve Homo Deus kitapları var. Homo Sapiens kitabını sanırım birine vermiştim. Henüz gelmedi. Nerede olduğuna dair çok bir fikrim yok. Sigmund Freud'dan Günlük Yaşamın Psikopatolojisi kitabı var. Kara Karga Yayınları'nın Asi Kızlar, Bilgi Kadınlar kitabı var. Eric Hoffer'dan Kesin İnançlılar var. Aristo'dan Atinalıların Devleti var. Kemal Sayar ve Mehmet Dinç'in Psikolojiye Giriş kitabı var. Adem'in Laneti, Brian Sykes'tan. Dost Yayınları'nın Kültür Kitaplığından Zen isimli kitap var ve İş Bankası Kültür Yayınları'ndan da Her Şeyin Kökenini kitabı var. Buradan size önerebileceğim hangi kitaplar var? Nöropsikolojiye ilgi duyanlara Incognito kitabı kesinlikle çok iyi ve çok başarılı bir kitaptı. Onun dışında Zaman Durdurmanın Yolları da ilginç bir bilim kurgu drama tarzı bir romandı. Çok hoşuma gitmişti açıkçası konusu ve onun işleyiş biçimi. Yuval Noah Harari'nin kitaplarını çok seviyorum. Tarihçilik anlatımını ve yazarlık becerilerini çok beğeniyorum ben bu yazarın. Yuval Noah Harari'nin kitaplarını da o yüzden tavsiye ederim. Onun dışında Adem'in Laneti Y kromozomu üzerine yapılan araştırmaları konu edinen ve çok çok böyle ufuk açıcı, çok ilginç bir kitaptı. Her Şeyin Kökeni ise çok güzel bir bilim kitabı aslında ve gerçekten böyle size hap bilgi sunan ama aynı zamanda da ufkunuzu açmanıza, bir şeyler öğrenmenize de yardımcı olan bir kitap. Bu kitabın bendeki önemi şu şekilde büyük aslında. Ben 3. sınıftaydı sanırım. 1. olmuştum. Bölüm 1.'si olmuştum. Bu kitap hediye edilmişti bana bölüm tarafından ve o yüzden de bende yeri oldukça büyük bu kitabın. Aynı zamanda okuduğunuz zaman da size bir şeyler katabileceğine inandığım kitaplardan bir tanesi. Şimdi size şu iki rafı göstermiş oldum. Sanırım şu ana kadar çok uzun bir video oldu. O yüzden her zaman yaptığım gibi iki kısım halinde yayınlayacağım. Bu da 1. kısmın sonu olmuş oldu. 2. kısımda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2. kısımda en kısa zamanda paylaşacağıma emin olabilirsiniz. 2. kısım geldiğinde haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz ve böylece devamını da izleyebilirsiniz. Kitaplığımda görmüş olduğunuz aksesuarların hepsini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bence özellikle şu Lightbox inanılmaz tatlı duruyor. Bu video bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.